Sınırları aşan hediyeler Gedik Yatırım'da. Yatırım hesabını hızlıca açanlar hediyelerle dolu çekilişe katılma fırsatı yakalıyor. Kadın voleybol milli takımımızı Paris'te destekleme fırsatı. iPhone 15 Pro, AirPods Kulaklık ve Voleybol Milli Takım forması kazanma şansı yakalayın. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak Sunar. Yani maçın verisine şöyle bakalım. Fenerbahçe 20 tane şut attı. Ee, 5 tane şutu engellendi zaten ki. Engelleme hem savunmayla hem de vuruş kalitesiyle de alakalı olabilir. Ama Fenerbahçe Atmış olduğu 20 14 tanesini ceza sahası içinden buldu. Bu bile Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasının içerisinde topla dokunuşlarında ne kadar ekstra iş yaptığını gösteriyor. Zaten bir gol beklentisi üzerinden okumak gerekirse insanlar öyle değerlendirecekse 2-14'lük bir gol beklentisi vardı. İşte ee, 0-79'u penaltı. 0-79'u penaltı. 1-13 yani falan açık, oluyor. Evet 1 -1. 13 açık oyunda bir XG'si vardı. Gayet net oynadı Fenerbahçe. Yani 499 pasın yaptığı 410 tanesine başarıyı ulaştırdı ki bunu hep bir rakip sahada 7'li 8'li savunmaya karşı yaptı bu arada. Yani düşünün oradaki pas kalitesini. Rakip sahada 221 tane pas yaptı. Çok çok değerliydi bunlar. Uzun paslarının 55'inde başarıyı ulaştı ki Bonucci oyuna girdikten sonra bir tane Atmış olduğu pas vardı Fenerbahçe oyunu e, dolaştırmaya çalışırken. E, galiba Batshuayi atmış olduğu bir uzun pas vardı. Bu Bonucci'nin için çok daha faydalı olacağını net olarak göstergelerinden bir tanesiydi bu e, uzun e, paslar. Bence o özelliğini Bonucci'nin daha başka maçlarda daha iyi göreceğiz. Tabii, tabii. Biraz daha önde oynayan, biraz daha e, savunma hattını or kendi yarı sahasının ortalarında Hı -hı. kuran rakiplere karşı eğer o maçlarda oyun sıkışırsa evet. Bonucci'nin bu özelliğini o maçlarda daha net göreceğiz. Net, tabii. tabii Bonucci çok konuştuk ama e, bu maçta hiç sırıtmadı. Sanki takımla beraber oynuyormuş gibiydi. Bir sahiplenme duygusu da vardı yani. E zaten biraz şeyiyle oynar. Yani beden diliyle oynayan karakterdeki futbolculardan birisi. E, yine onu sergiledi. İşte gol sevinci, arkadaşlarıyla iletişimi, işte son dakikadaki tartışmada hani e, ortalığı sakinleştirmesi, Livakovic kart görmesin diye kalesine göndermesi vesaire. bir e, lider her zaman söylediğimiz gibi ama ya teknik olarak takım içerisindeki performansını daha sağlıklı maçlarda, ilerleyen haftalarda göreceğiz gibi. Evet yani bu Fenerbahçe söylemek evet. ama geri dönüşleri bu kadar açık yani geri dönüşlerde açık verilmemesi lazım bunu ile oynuyorsa Fenerbahçe. Orada evet. sıkıntı yaşar. Yaşar. Test etmedik daha. Yani bakalım bir test edelim. Buna göre muhtemelen İsmail Kartal yine oyuncu konumlandırmasında yapacaktır. Ona göre bir oyun tercihi ve oyuncu tercihinde bulunacaktır. Ee, göreceğiz. Çünkü bazen yani lider özellikle oyuncuların belirli defoları olabilir e, ama o defolar tecrübeyle de e, kapatılabilir. Yani bence e, bazen çok hızlı olmak yerine doğru alanı kaplamak bile e, size hiç topa dokunmadan veyahut da adama temas etmeden ikili mücadeleyi kazandırabilir. Onları net olarak daha yaşamadığımız için böyle bir şey göreceğiz ama e, dün en azından e, oyuna dahil olduktan sonra sıkıntılı bir maç çıkartmadı. Bu maçtan karası alacağın e, oyuncu var mı? Yani ben... E Tam bir şey felsefesi oldu burada. Atanınla tutanın felsefesi hmm. oldu. Atan İrfan Can galibiyeti getiren bir performansı vardı. Ki zaten sezonun en parlayan performanslarından bir tanesi. Hep dediğim gibi yani baba olduktan sonra futbolcuların kesinlikle performanslarında bir değişim oluyor. İrfan Can'ın da ben tabii ki teknik anlamda gelişimi, teknik direktörünün dokunuşu, takımın kalitesinin yükselişiyle beraber Evdeki mutluluğunun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Hı hı. O yüzden İrfanca'nın performansı bu maçta da oynamasa bile yani mesela yedek kalma ihtimali doğdu şimdi İrfan'ın hani Cengiz'in perf geçen performanslarından sonra yedek kaldı ve ama oyuna girdikten sonra inanılmaz mücadele. Yani İrfan'ın en çok ben savunma desteğini değerli buluyorum. Attığı goller tabii ki çok değerli ama. Yine bu maçta da bak yani o çıkan tartışmada falan oralara gelip 2-3 defa savunma desteğini vermesi çok değerliydi. Bir de tutan Livakovic iyi bir kurtarış yaptı. Bir refleks göz İlk yarıda da Embakata'nın pozisyonunda da açıyı çok iyi kapattı. Dragoş'un pozisyonunda da pozis pozisyon şeyi çok iyi kurtardı refleksiyle. Atanla tutan bu maça damga vurmuş oldu. Zaten ikisi de birbirinin maçın adamı seçti evet. bu maçtan sonra. Ben İrfan Can yerine Fred'i aldım. Benim için gayet değerli bir oyun oynadı çünkü. Ben bu tarz oyuncuları izlemekten de çok çok büyük keyif alıyorum. Ben de Fred ile Livakovic diyorum. Çünkü Livakovic, yani Fenerbahçe çok uzun süreden sonra ilk defa olması gereken yerde kalecinin doğru hamlesiyle maçı kazana bildi. Benim bu maçtan Fred ile Livakovic oldu kendi adıma. Bir de Sumudika'ya değinmek lazım. Maçtan sonra bir Fenerbahçe'nin kendilerini yendiği için sevindiğini, şampiyonlar ligi kazanmış gibi sevindiğini söyledi. Zannetmiyorum, Fenerbahçe her maçtan sonra zaten bu kadar çok seviniyor. Çünkü Fenerbahçe liderliğe seviniyor, hı hı. puan farkına seviniyor. Şampiyonluk yolunda hı hı. aldığı galibiyetlerden bir tanesine seviniyor. İki, kendi, yani Fenerbahçe ile denk bir oyun oynadıklarını söylüyor. Hayır. Herhalde 5 hani günler hasta geçmiş olsun, oluyor böyle yüksek ateşten sonra insan bir süre şey yapamıyor olayları idrak edemiyor net bir şekilde hani göremiyor. Bu bizim başına geliyor. Ben de çok ateşlendiğim zaman bazı şeyleri farklı görebiliyorum. Onun etkisinde büyük ihtimalle geçmiş olsun tekrar. 3 İsmail Kartal'ın zemin ne tepkisine tepki verip burası bizim sahamız bize saygı duyacak dedi. İsmail Kartal zaten saygı duyduğu için oyuna zeminden şikayet ediyor. Daha iyi futbol oynamak için, oyuna saygı duyduğu için daha iyi futbol oynamak istiyor. Daha iyi futbol oynamak istediği için daha iyi zemin talep ediyor. Bence İsmail Kartal'dan önce zaten dikanın kendisinin bunu talep etmesi lazım. Çünkü Fenerbahçe senede bir, hadi bir de kupa bir şey olsa iki kere o zeminde oynayacak. Siz Sen yani 20, maç 20 tane oynuyorsunuz. oynuyorsun. Sizin isyan etmeniz lazım. Orada da gereksiz bir çıkış yaptı. Dört, yani basın toplantısındaki oturuşu, yani tavrından zaten e, belli hani nasıl diyelim yapısı Şumudika'nın çok Türk futbolunda yerli yabancıdan bağımsız görmek istemediğim figürlerinden bir tanesi ne bir futbol oynattı ne bir katma değer kattı futbola e, ne bir artı değeri var ne bir oyuncu geliştirdi Gaziantep'liler seviyordur mutlaka saygı duymakla beraber bu çıkışlarının son derece yakışıksız ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Onu da dile getirmek istedim. Yani zemini isteyen isteyen, iyi zemin isteyen sadece İsmail Kartal değil ki biz de iyi zemin istiyoruz yani. Ben bu hafta Çaykur Rizespor'da ne bir spor maçı izledim. Ya yani, o ne abi yani? Ha bir de yani hep övülüyoruz ya işte devletimiz yaptı bütün statları işte tesislerimiz yenilendi diye. Abi siz yani, de sahip çıkın bari Sahip yani. çıkın abi. Sonuç itibariyle bakıyorsun tamam iyi yapılmış olabilir stat beton olarak <laughs> harika olabilir. ama ...stadı yaşatan zeminidir. Mesela Rize Adana Demirspor maçında Adana Demirspor zeminden şikayet etti. İlhan Palut da zeminden rahatsız olduğunu söyledi. Evet, yani haklı. haklı o, işte o da yani. daha çok zarar o, o görüyor. Daha, çünkü o sürekli iki haftada bir orada oynayacak yani. Yani geçen hafta bir tamam çok yoğun yağışta olmuş olabilir. Yani tatil edilmeyen bir hafta içi maçı var. Ben hayretler Vallahi içerisindeyim. Yani. Ben hayretler içerisindeyim, yani. ben hayretler içerisindeyim yani ben anlayamıyorum. E, zaten genel anlamda zeminlerimiz oldukça sıkıntılıyken Bırakın abi futbol adamları olarak biz bu zeminlerde futbol oynamak istemiyoruz diye yani normal şartlarda oyuncu sağlığı iyi oyun reklam yani marka gelir marka değerinden falan bahsediyorlar ya Türkiye'deki futbolun marka değerinin bir kez daha un kapanı e, müzik e, un kapanıdaki çay markası değeri olduğunda da e, gördük var mı ekleyeceklerim yok bu Buna kadar bu kadar, Buna kadar. Buna... zaten e, detaylı konuştuk evet. çok da aslında anlatılacak şeyler yoktu. Olanı da fazlasıyla anlattık. Evet. O zaman hemen Beşiktaş'a geçelim. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.